Bakın Halep bir Sünni kentidir. Tarihi olarak böyledir. Ve bir Sünni İslam medeniyetinin her yerine damgasını vurduğu bir kenttir Halep. Şimdi bu kenti Rusya'nın himayesinde Esad'ın güçlerine, yani Şii Nusayri güçlere teslim etmeye yönelik bir politikayı çok ciddi sorgulamak lazım. Çok ciddi sorgulamak lazım. Yani bunlar böyle kendi haline bırakılacak konular değil. CHP eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Baykal'a parti içinden de tepkiler büyüyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Baykal'ı AK Parti'nin dış politikadaki can simidi olarak nitelendirirken, CHP Hatay İl Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. CHP İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, Baykal'ın açıklamalarını parti politikasına uygun bulmadığına dikkat çekti. Güzel Mansur yazılı bir açıklama yaparak Baykal'ın açıklamasını üzülerek dinlediklerini söyledi. Baykal'ın sarf ettiği cümleler partimizin deneyimli bir siyasetçisi olarak kendisine yakışmamıştır diye Mansuroğlu, CHP din, dil, mezhep, ırk ayrımı yapmaksızın her kesimin partisi olarak insan hak ve hürriyetlerine saygılı, uluslararası hukuku gözeten bir partidir. Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak CHP, devletin ve milletin yüksek menfaatini gözeten bir konumdadır dedi. Mansuroğlu açıklamasına şöyle devam etti. Ancak Deniz Baykal'ın ifadelerinde geçen Halep Sünni kentidir, Şii kuşatmasına teslim edilemez şeklinde ifadelere katılmak mümkün değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir şehri Sünni, Şii ya da başka şekilde ayırmak CHP'nin temel ilkelerinden biri olan laikliğe uygun düşmeyecektir. Yine aynı konuşma içerisinde Azez Halep hattını açık tutmak için bombalanmasını doğru buluyorum şeklindeki düşüncesi, partimizin ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış duruşuna da partimizin barış yanlısı çizgisine de yakışmamıştır. Geçmişten devraldığımız düstur ve kararlılıkla barışı, hukuku, eşitliği ve laikliği savunmaya devam edeceğiz. Bu ülkelerden taviz verenler ya da sapanlar partili arkadaşlarımız da olsa karşılarında olacağız. CHP, ülkesini sarsılmaz bir imanla seven milyonların partisidir. Dış politikadaki yanlışlara parmak basmamız nedeniyle telaşa kapılan çevrelerin vatanseverliğimizi sorgulamasına izin vermeyiz. Tam bu noktada partili bir arkadaşımızın bu yanlışa çanak tutacak şekilde beyanlarda bulunması partimizce kabul görmemiştir. CHP eski genel başkanı ve Antalya milletvekilimiz Deniz Baykal'ın partimizin ilke ve çizgisine yakışmayan konuşmalarını üzüntüyle karşıladığımızı, düşünce ve duygularını paylaşmadığımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.